Merhabalar arkadaşlar. Aslında ben size söz verdim, ters örgü çekeceğim diye çektim. Fakat telefonumun hafıza problemi yaptı. Neden yaptı onu da bilmiyorum. Aslında iyi bir telefon. Bir türlü yükleyemedim. Sildim mecburen. Şimdi size tekrar bir ters örgü çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar saçımızı güzelce tertemiz tarıyoruz. Tarıyoruz ki örgü örerken takılırsa örgünüz yine düzgün olmaz. Saçı, şimdi ben iki örgü yapacağım. Önden ayıracağım. Ayrımda neye dikkat ediyorsunuz? Orta ayrım her zaman arkadaşlar iki kaşın ortasından başlıyorsunuz. Tarağımı takıyorum. Şiş tarağınız yoksa çöp şiş olur. Herhangi bir tarağın köşesi olur ama en güzel şiş tarak mutlaka herkesin evinde olması gerekir bana göre. Ve tarağımı arkadaşlar şöyle yürütüyorum. Buradan alabilirsin kızım. Tarağımı ciltten hiç kaldırmadan yürütüyorum ki düzgün bir ayrım olsun diye. Şimdi ayırdım. Gergin tutunca görüyorum. Ne yaptım? Biraz bu tarafa az vermişim. Yine başlıyorum. Düzgün geldiği noktadan başlıyorum. Tarağı hiç kaldırmıyorum. Onu göstereyim özellikle. Kafa derisinden tarak hiç kalkmayacak. Kalkarsa şey gider. Yamuk gider. Ne yaptım? Burada azıcık şey hissettim. Çünkü bu bir de dikiş arkadaşlar. Dikişli gerçek saç değil. Ama gerçek saçta da bu olabiliyor. Şöyle göstereyim. Ben yine şey hissediyorum. Şöyle baktığımda buraya biraz daha almam gerektiğini düşünüyorum. Şuradan başlıyorum. Azıcık daha bu taraftan saç alıyorum diğer tarafa. Ayrımınız düzgün olursa arkadaşlar örgü bittiğinde düzgün bir görüntünüz olur. Şöyle göstereyim. Şurayı şöyle vereyim. Bırak saçı kızım tekrar tut. Şimdi ayrımımızı yaptık. Şimdi bir tarafı örmeyeceğim tarafı tutturuyorum. Herhangi bir lastik topu olur. Şey olur. Ben şimdi şunu da tutturayım. Karışmaması için. Burayı tamamen oradan bir ayırıyoruz ki artık bize engel olmasın diye. Şimdi direkt buradan başlıyoruz. Saçımız bakın kolaycacık taranıyor. Çünkü taradık ya. Mesela örgüde en büyük şey arkadaşlar detay jöledir. Jöleyi şu kadar böyle çok değil şu kadar avucunuza alıp şöyle sürerseniz parmak uçlarınıza. Bu saçı tuttuğunuzda hafif jöleli elinizle mesela şeyde şu elime de alıyorum. Şu kadar bakın bir damlacık alıyorum. Şu 3-4 parmağıma sürüyorum. Saçı 3'e ayırıyorum. Şimdi ters örgünün tek farkı arkadaşlar ne yapıyorduk normal örgüde? Saçı üstten alta doğru alıyorduk böyle. Üstten alta üstten alta. Şimdi tam tersini yapacağız. Alttan üste doğru çıkacağız. Ters örgü olmuş olacak. Hem daha şiş, bombeli bir örgü oluyor ters örgü. Ben şimdi biraz sıkı öreceğim. Gerekirse diğer tarafı gevşek örüp gösteririm. Normal balık sırtının tersini düşünün burada. Ne yapıyorum? Aşağıdan yukarı kafanızda öyle oturtun. Şimdi bunu yukarı alacağım. Tam almadan buradan ek saç alıyorum. Çünkü aynı zamanda da saçları öre öre toplaya toplaya gidiyoruz. Alıyorum. Bunu tam yukarı çıkmadan buradan parmağımı takıyorum arkadaşlar. Dipten yürütüyorum. Düzgün olması için. Yani yarım santimlik genişlikler daha sık daha güzel oluyor. Daha geniş, çok geniş alırsanız örgünüz çapraz gidebilir. Şöyle yarım santim, bir santim kadar. Ne yaptım? Atıyorum saç ipliklendi. Hemen jöleden şöyle küçücük parmağımı batırıyorum. Şöyle yapıyorum bakın. Direkt bandırırsanız orada beyaz jöle izi de kalabilir. Onun için parmağımda dağıtıyorum onu. Hemen alıyorum. Öbür tarafa götüreceğim saça ekliyorum. Ne yapıyorduk? Aşağıdan yukarı çıkıyorduk. Şimdi bunu da yukarı çıkacağız şunu. Ama buradan ek saç alıyoruz yine. Bu şekilde böyle şimdi öreyim. Ala ala. Hani her aldığım yukarı çıkaracağım parçaya bir saç ekliyorum. Bakın o parça ve eklediğim saç. Çeviriyorum bunu tam bitirmeden buradan saç alıyorum. Görünüyor mu kızım? Tam net. Hı hı. İlk başta zor geliyor arkadaşlar. Çünkü beynimiz hep odaklanmış şeye. Tam tersine. Şimdi bir anda ilk zamanlar ben açıkçası zorlandım. Şimdi buradan bu saçı alacağım. Hemen buradan ek saç alıyorum. Bakıyorum elim kurudu. Jölem gitti. Saç tülermeye başladı. Küçücük jöle alıyorum. Şöyle bir sıvazlıyorum. Jöle sürdüğünüzde arkadaşlar saç kesinlikle tülermiyor. Mesela çocuklarda ya da yetişkinlerde neyse. Duş yapmadığı takdirde müşteri bu saçı 2 gün 3 gün rahat kullanıyor yani. Hiç dağılmaz, tülermez, bozulmaz.
sprey biraz yağlanma yapıyor. Hani mesela bazıları örüyor, en son sprey sıkıyor. Sprey saçı kirletiyor arkadaşlar, gazlılar özellikle. Bir de jöle kadar tutmuyor. Jöle daha güzel etkili örgülerde, öyle söyleyeyim. Ama dağıtacağım bir örgü de çok kullanmıyorum yani. Bu şimdi hani sıkı bir örgü olduğu için. Ben şimdi biraz çok özenmeden gideceğim. Sizler şeyi oturtun, mantığını oturtun diye. Bir de arkadaşlar hep biraz böyle hafif çeke çeke, sıka sıka, çok değil ama can yakacak kadar değil. Hafif böyle sıka sıka. Çünkü dağılabiliyor hani. Ama şeyi de çekmeden yaptığım şeyi de göstereceğim. Yumuşak bir örgüyü de göstereceğim. Şu şekilde hafif jöleme alıyorum. Bu sentetik bir pupet arkadaşlar. Çok soru geliyor. Yani Trendyol'da bile var, perukçularda var. Sentetik peruk böyle aldığınızda çoğu diyor ki aldım dökülüyordu falan filan. Hepsi aynı arkadaşlar, hepsi Çin malı. Şey böyle cılız görünüyor. Bu neden iyi görünüyor? Buna ben tost yaptım. Tost yaptım, şey yapıyorum. Çok kaygan ya mesela. Kaygan işte spreyle kullanırken falan o kayganlığı gidiyor. Bakın sıkmadığımda şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela bir yerde çok dikkat etmedim, sıkmadım. Ne yapıyorum? Hemen onu şöyle sıkıştırıyorum. Onu da göstermiş olduk. Dediğim gibi tost yapıyorum. Mesela çok kaygan oluyor. Toka tutmuyor bazı çalışmalarda. O zaman da saç pudrası dökün arkadaşlar. Matlaştırıyor saç pudrası. Bir de şeye dikkat ediyorsunuz. Örerken şimdi kafa bombesine göre gidiyoruz ya. Mesela yana kayabilirsiniz, şu yana kayabilirsiniz. Mümkün olduğunca şunu bir orta çizgi gibi hayal edip o orta çizgiden devam edin ki muntazam olsun. Gidiyorum hızlı hızlı. Her yukarı çıkacağım saça tam çıkmadan şu saçımızı takviye ediyorum. Sonra bunun üstüne döndürüyorum. Buraya alacağım, almadan şuradan saçı alıyorum. Şöyle yandan. Hemen onunla birlikte döndürüyorum. Yani takviye saçımı yapıp döndürüyorum. Alıyorum. Ben örgüler çok şey arkadaşlar, yazın özellikle müşterilerde örgü olarak örebilirsiniz, toplamalarda kullanabilirsiniz. Mesela bu düz örgüye göre ters örgüler çok havalı topuzlar yapabilirsiniz. Yani bunu evde olan arkadaşlar kendi bir davete gidecek, bir nişana, bir yere gidecek çok şey değilse çok hoş böyle toplamalar yapabilir. Bu kadar muntazam ve sıkı olmak zorunda da değil. Şöyle gördüğünüz gibi ne yapıyorduk? İçe doğru. Şimdi ne yapıyoruz? Alttan yukarı, alttan yukarı. Hep öyle çıkıyoruz. Şimdi saçın sonunu böyle bitireceğim. Diğer tarafı biraz daha salaş göstereceğim size. Şimdi bunu tamamen bu işin mantığını göstermek için çekiyorum. Yoksa çok kusursuz olsun falan diye bir çabam yok yani. Önemli olan örgünün nasıl yapıldığını görmeniz. Şimdi burayı arkadaşlar yeniden taradım. Burayı daha salaş bir şey göstereceğim. Yani şimdi ne yapacaksınız? Normalde buranın aynısını buraya öreceksiniz. Ama ben size daha böyle hep diyorum ya düğün davet gibi bir şey. Onun için bir şey göstereyim. Bu arada kaynak çalışması yaptığımız için burada bir şeyliklerimiz var. Saçı biraz daha mesela bunda şey yapabilirsiniz. Tostla da yapabilirsiniz ya da çok kalın hafif bir dalga vermek istiyorsanız onu da maşayla da olabilir ama hiç... Tost en mantıklısı örgüde. Yine ters örgü yapıyorum arkadaşlar ama daha salaş yapacağım şimdi. Şimdi hiç sıkmıyorum. Buradan biraz saç alıyorum ve kalın kalın yapacağım ki şöyle dağıtayım bir hava vereyim diye. Şimdi bunu alıyorum. Ne yaptım? Aynı buna ekliyorum. Bu tarafa öyle geçiriyorum. Bu tarafı hemen takviye saç alıyorum. Kalın kalın ve salaş alıyorum bakın. Salaş olması için de biraz dibe yaklaşmıyorsunuz. Sıkmıyorsunuz gördüğünüz gibi. Mesela şurayı düzelteyim hatta. Bir tanecik saçımız kalmış.
Şimdi bunu döndürüyorum. Buradan saç alıyorum. Bunu yaparken de dizayn yapabilirsiniz. Yani şunu da şuradan alıyorum. Aşağıdan yukarı çıkarıyorum. Bunu tuttum. Ne yapıyorum? Buraya çok ileri gitmeden salaş bir şey yapacaksam hafif bunları bolartabiliyorum arkadaşlar. Çünkü ileri doğru gidip bolartmaya çalıştığımda bu sefer diğer şeyler bozulabilir. Alıyorum. Yine devam ediyorum. Kalın kalın gidiyorum. Ama şurayı elinizle böyle tarar gibi bir düzgün hale getirerek alırsanız daha güzel olur. Bunu buradan alıyorum. Bunu buradan alıyorum. Biraz çevireyim hatta. Şöyle biz açı yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Işık güzel vursun, iyi görünsün diye. Bakın. Şimdi tutuyorum. Böyle tuttuğumda beğeniyor muyum, beğenmiyor muyum? Hemen şunu şöyle yapıyorum. Daha bitirmiyorum ya, devam ediyorum. Alıyorum, biraz şuradan bollaştırıyorum. Az daha şuradan alıyorum şimdi. İleri gitmeden az daha. Gördünüz mü ne kadar hoş bir görüntü oldu? Yani çok böyle aşırı uğraştırıcı şeyler değildir. Öyle görünür ama hani birazcık el estetiğiniz varsa, birazcık mantığınızı kullandığınızda yapabilirsiniz. Şimdi oradan da saç aldım. Şuradan da alıyorum. Kalın kalın gidiyorum şimdi. Burada atıyorum. Topuz yapacağım. Şimdi ne yaptım? Burada şimdi biraz toplandı. Açmak istiyorsam biraz açıyorum. Biraz açıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bakın ne kadar hoş oldu. Yine buradan alıyorum. Saçı tosladığınızda arkadaşlar, en ince saçlı müşteri bile gelse o müşteriyi şey yapabilirsiniz. Saçını çok hacimli, kocaman bir örgü yapabilirsiniz. Bakın buradan alıyorum. Şimdi mesela burada saç kalmadı yukarıda. Almayabilirim çünkü buraya tutturacağım. Atıyorum, topuz yapacağım ya. Şöyle yapıyorum. Ne yapıyorum? Hemen buradan yine alıyorum. Şöyle kalın alayım hatta, bir çok uzamasın. Şununla birlikte çeviriyorum. Ne yapıyorum? Alttan çeviriyorum. Yine kaba kaba. Şimdi tam ileri gitmeden. İleri gitmeden biraz daha bollaştırmak istiyorsam bollaştırıyorum. Sonra örmeye devam ediyorum tekrar. Şöyle. Şimdi biraz gevşek gevşek ördüm. Bolartabileyim diye. Tokayı takmadan önce bollaştırma yapmak istiyorsanız yapın. Ya da tokayı çok sıkı takmayın. Yine sonradan da bollaştırabiliyorsunuz. Sonra bu çizgili görüntüyü elde etmek isterseniz onun için de sonradan böyle aralara şişler ya da düz filketeler kullanıp yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu da böyle farz edelim. Şimdi şunu tutturalım. Oradan tokaları verir misin kızım? Tel tokalar var orada. Şimdi bunu diyelim şu saç gibi kalın farz edelim. Tutturalım. Buraya bir şey hazırlayalım. Tokayı da arkadaşlar hiç ağzınızda dişinizde eski usul lütfen yapmayın. Biraz bazı hala yapan arkadaşlar var. Bakın destek aldım. Buradaki saça batırdım. Bunun içinden böyle hani iğne batırır gibi batırdım. Tuttu, gördünüz mü? Bu saç hayatta oynamaz artık. Şimdi bunu çok üstünde durmayacağım. Amacım şunu size göstermek. Şimdi buradan topladım, geldim. Bu örgüyü yaptım. Saçımı istediğim gibi dizaynımı yapıyorum. Şöyle. Bu saçımı buradaki saça göre tamamen hayal gücümü kullanarak topluyorum. Mesela şunu şuraya saklayabilirim. Yine ne yapıyorum? Şimdi saçın görünmeyen o ara noktasından alıyorum tokayı. Alttaki zemine batırıyorum, ittiriyorum içeri. Yine alıyorum tokamı. Burada yine bakın şuraları tercih edin. Tokanın görünmemesi çok önemlidir. Şu bağlantı yerlerini tercih edin. Ne yaptım? Buradan ittirdim. Toka görünüyor mu? Asla görünmez. Mesela burada şunum var. Hemen alırım. Biraz şuradan saç alırım. Biraz şuradan alırım. Kaybetmek istiyorsam her türlü o saçı kaybederim. Yine bağlantı yerlerinden batırırsanız sıkıntı yaşamazsınız. İttirin sadece. Tokayı hiç açmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben şimdi elimin altında bulduğum tokalarla sizi tutturuyorum. Şöyle. Bunu şeyle, kilitli filketeyle de yapabilirsiniz. Kilitli filketeler de çok güzel arkadaşlar. Mesela taktınız. Şimdi saçımızın bir yanı böyle. Mesela bir tarafı düz toplayıp bir tarafı örgü bu şekilde yapabilirsiniz. Düz topladığınız yerin ucunda biraz hareket yapıp buna döndürebilirsiniz. Bu da çok güzel bir topuz arkadaşlar. Bunu da güzelce yaptıktan sonra spreyliyorsunuz. Güzelce şey yapmak isterseniz de çubuklarla şöyle şöyle ayırıp güzel bir
çizgi çizgi görüntü verebilirsiniz şu şekilde. Yani çok gözünüzde büyütmeyin. Birkaç çalışma sonra yapacağınıza eminim yani. Düzenlemeyi yaptınız mı? Nasıl görünüyor? Bilmiyorum ama. İşte salaş toplamalarda da bu şekilde bu örgüyü kullanabilirsiniz. Düz ördüğünüzde bu kadar hacimli, bu kadar güzel olmaz. Ben alelade topladım ama ona rağmen şu saç çok muhteşem bir saç. Genelde arkadaşlar çok büyük topuzları benim müşterilerim tercih etmiyor. Çoğunuz tercih etmiyor biliyorum. Bu size kurtarıcı bir şey. Müşterilerinize, gelinlerinize ya da evde olan arkadaşlar bu şekilde alelade toplayın, hafif böyle dağıtın. Çok güzel bir özel gün saçı yapabilirsiniz. Tokaları da dediğim gibi direkt batırıyorsunuz. İğne toplu iğne mantığıyla gidin. Şöyle hafif böyle önemli olan bir de görünmemesi. Ustalık orada belli olur arkadaşlar. İki taraftan da böyle geldiğini düşünün. Böyle ufak tefek süslerle kendiniz de çok güzel şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum bir tane çiçek kondurayım. Yani aslında çok beğendiğiniz şeyler bu kadar, yapımı basit yani. Spreyliyorsunuz ve olayı bitiriyorsunuz. Yani umarım işinize yarar. Diğer tarafı da böyle arkadaşlar. Diğer tarafımızda sıkı toplama seven yazın çok güzel oluyor. Bunu üçlü yaparsınız, beşli yaparsınız. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben mesela böyle toplayıp iki taraftan sıkı sıkı toplayıp şu arkada küçük örgü topuzu yapabiliyorum yine. Mesela her türlü bu örgüyü değerlendirebilirsiniz.